Kırım Tatar Edebiyatı'nın meşhur şairi Eşref Şemizade. Kırım'ın Kezdev şehrinde 21 Haziran 1908 tarihinde doğan Eşref Şemizade, çocukluğunda halk yırları, çınları, manileri, masalları ve destanlarını dinleyerek büyümüştür. Sürgün döneminde yetişen şairler için adeta bir mektep görevi üstlenen Şemizade, yazdığı şiirlerle büyük izler bırakmıştır. Eşref Şemizade, Kırım Tatarlarının kültürüne, diline, edebiyatına ve tarihine hakim bir şahsiyettir. Profesör Doktor Zühal Yüksel, Şemizade için eserlerinde Kırım halkının arzu ve ümitlerini dile getiren şair, halk arasında çok sayılıp sevildiği gibi şairler arasında da itibarlı bir yere sahiptir. Şairin hatırasına şiir yazmayan şair neredeyse yok gibidir demiştir. Eşref Şemizade'ye 2. Dünya Savaşı'ndan önce şair olarak en fazla ün kazandıran eser Dnepr-Ressan poemasıdır. Şemizade'nin eserleri Kırım Tatar edebiyatında sadeliği, dilinin zenginliği ve derin muhtevasıyla fark edilir. Şairin Kaval ve Toğankaya şiirleri Şiirler ve Poemalar isimli şiir kitaplarında basılmıştır. Bu eserler 1944 sonrası Kırım Tatar şiirini yeniden canlandıran numuneler olmuştur. Bu dönemde yazdığı Alime ve Asıl Han adındaki destan türünde yazılmış şiirleri Kırım Tatar edebiyatının ve dilinin zenginliğini ortaya koyan önemli eserlerdir. Halk arasında Asıl Han Destanı ismiyle bilinen Köz Yaş Divar adlı eseri ancak şairin ölümünden sonra vatanı Kırım'da basılabilmiştir. Vatanına kavuşamadan sürgünde hayata gözlerini yuman şair, vasiyeti üzerine Kırım'a defnedilmiştir.